Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Yayına giren çıkan kimse var mı? Bir bakalım. Yayınla ilgili bir sıkıntı oldu galiba. Hiç ayarları değiştirmeden yeni yayın açtım. Çünkü değiştirebilecek bir ayar yok. Yani yayına bir kişi girsin, bakalım ne oluyor. Evet, yeni yayını duyan, eden, hala giremeyen varsa evet, yine yazılmıyor. Allah'ım yarabbi ya. Üyeler, para kazanma kapalı. Canlı sohbet. Az önce de aynısını yaptık arkadaşlar. Sorun ne onu anlamıyorum. Vedat. Hocam ilk açtığınız doğruydu. Onu deneyelim. İlk açtığım doğruydu derken şu an zaten yayında bir kısıtlama yok arkadaşlar. Üyelere özel yayın. Evet. Tekrar bakalım. Tekrar bakıyoruz. Uğur, bilgisayardan giremeyen bir tek sen misin bilmiyorum ama şu an 21 kişiyi görüyorum. Kimsenin yazamaması daha fazla bilgi. Saniye bir bekleyin. Batağa dönelim. Kimse yazamıyor. Hadi hayırlı olsun. Merhaba. Ya şu an canlı yayındayız. Şeye giremiyoruz Vedat.
İnsanların yazdıkları görünmüyor. TeamViewer vereceğim. Koca bir operasyon halinde herkes girecek şimdi. Şu an yayındayız yalnız, haberin olsun. Anladın. Anladım ben onu. Evet. Hoparlör açık yani. Aynen. 171.424.692. Paris 583, Niğde, Samsun. Girebildin mi? Girdim şu anda bağlı. Tamam, şöyle bir sorun var ya, yazdıkları görünmüyor. Yayında hiçbir sıkıntı yok. Standart formatla gidiyoruz. Tamam. Evet. Yani hiçbir şey yok yayında. Ya da WhatsApp üzerinden alacağız söylediklerini. Ya burası da Tamam, normal. burası zaten normal. Normal at. Allah Normal. Allah. Orada bir şey yok. Onların hepsi normal ya. Bir dakika, şu an yayındasın değil mi? Aynen. Baktım ayarlarda. Acaba Streamlabs'te bir sorun mu var? Streamlabs'tan. Ama yok, Streamlabs. O, bir Streamlabs sadece senin görmene engel olur. Onların yazmasına engel olmaz. Yazamıyorlar Yani ama. şu an açık ama yönetim katından birinin ekranına bir dakika. Yeni yayın diye mi açtın hocam? Evet. Abi var ya. Evet, sizi de bekletiyoruz ama kusura bakmayın. Konunun bizle alakası yok. Kimse yazamıyor. Hadi Yok. biri hatalı olsun. Bütün hepsinden yazanlar engelli görünüyor. Engelli gibi duruyor. Şu an buradan bir tane yazıyorum ben de. Diğer taraftan. Yalnız üyeler modunu açık diyor. Şeyi bir komple açar mısın hocam? Niye? Sadece üyeler modunu açma. Zaten sadece şu an üyelerimiz görüyor. Şu modu bir kapatabilir miyiz? Canlı sohbet etkinleştir açık zaten ya. Sadece üyeler yazabilir kısmını değil. Şu Canlı mu? sohbete gel. Evet, şu. Ne değişti? Yok yok, şu taraf bir saniye. Onu az önce de Gördün mü? kapattım. Hadi bakalım, yazabiliyorlar mı? Arkadaşlar tekrar bir deneyin. Az önce ben bunu açtım, kapattım ya yayında. Yine yazamadılar. Yok. Yok yok, Dur yazamadılar. telefondan bir bakayım. Oradan yazıyorum, gitmiyor şu anda. Yani hiçbir şekilde O gitmiyor. zaman bunun sorununu bir Gitmiyor. O şekilde yüzden çözmemiz topluluk lazım. kurallarımıza uygun ihlal etmeyin. Evet. Yok. Nasıl yapacağız? Bir saniye. Doğru cevap. Şimdi anlarız. Abi Şey dalga diyor mı şu anda geçiyor ama. bu? Yayın benimle dalga mı geçiyor ya? Bir dakika geldi de sen herkese açık yaptığında herkes de mi gördü yoksa sadece şey mi gördü? Şimdi anlarız herkese açık olduğumu. Herkes mi gördü diye. Herkes açık. Evet arkadaşlar, şu an ben sizi görüyorum. Yalnız şey sayısı hiç artmıyor. Aynı andaki izleyen kişi sayısı. Bu kadar saçma bir program görmedim ya. YouTube'da var bir şey herhalde. Ya bu, anlamıyorum ki. Evet, YouTube'da var. Evet Neyse. arkadaşlar, böyle mi devam edelim? Eyvallah Vedat, ben böyle devam ediyorum o zaman, sorunu çözemeyeceğiz yoksa.
Tekrar bir deneyeyim mi arkadaşlar? Şunu tekrar bir deneyeyim. Yazmaya devam edebiliyorlar mı? Bir bakalım. Olmadı. Öteki şekilde devam edeceğiz zaten. Bir şeyi yapacağım. Sadece yönetim katına açsana. Hani kategori bölümünde üzeri diyorsun ya, üyelere özel derken. Üyelere özel de sadece tek bir kategori seç. Belki ondan dolayı gidiyor olabilir. Hepsi Belki üzeri diye gidiyor zaten. bunun üzerinde de katlar var ya. Ama yönetim katının üstünde hiçbir şey yok şu anda. Hadi Tamam. bakalım. Öyle bir kaydet. Oğlum neyi paylaşayım ya? Yok, gelmiyor. Yok hocam. Yok. Bunu Gelmiyor, gelmiyor. Uygun yapacağız. olarak bakacağız. Normal yapacağım o zaman. Bir güzel bakacağız. Şimdilik böyle yapalım da. Evet. Oğlum zaten çok saçma bir şey oldu. YouTube'da bir şey var ya da bir güncelleme hatası doğdu. Olabilir. Neyse, yayının başını keseriz, Tamam. sonundan başlarız. Tamam, geçeceğim. Eyvallah, sağ olasın. Hadi iyi Kolay akşamlar, gelsin. kolay Sağ olun. gelsin. İyi akşamlar. Sen izleyebiliyor musun yayını şu an? Evet, böyle gidiyoruz arkadaşlar. Yok, deneme amaçlı bir kapattım. Yayını kimse görüntüleyemiyor. Sıkıntı burada. Böyle devam edeceğiz. Normal yayında yönetim katı yayını oldu zaten. Normali seçiyorum. Yönetim açıyor. Yönetimi seçiyorum. Her yeri kapatıyor. Katıl olmayan giremiyor. Bugün iyiydi. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle devam edelim. Yani böyle devam edeceğiz. Evet. Evet Yılmaz, ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Yine mi gitti diyor Azize. Azize bir yere gitmedik. Buradayız. Ayarlarla ilgili bir sıkıntımız vardı. Onları çözmeye uğraştık. Evet, yayında bir sıkıntı var arkadaşlar. Bugün böyle idare edeceksiniz. Ya formatlayacağız ya bir şey. Yarın zaten mecbur yönetim yayını yapacağız. Ya da pazar günü bir daha yayın yapacağız. En azından yeni listelerimize orada bakarız. Oh, iyileştiniz mi? İdare eder. Evet, TeamViewer'da açık kalmış. Şimdi fark ettim. Evet, BIST'imiz normal bir şekilde gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Öyle deme Gürol. Onusuyla ayıp olur. Çünkü gelirler, görürler, ayıp olur tabii ki. Baktığım zaman herhangi bir sıkıntı yok. Uyumsuzluğunu artık uyumlu hale getirdi. Size söylediğim aynen geçerli. Stop yerlerini kırdı mı, kırmadı. Kırmadıysa devam edeceksin kardeşim. Takozu kırarsa veya 20 günlük ortalamayı kırarsa stop oluruz. Hedef noktamız değişmedi. Hala 1513 hedef noktanız var. Ve baktığım zaman haftalık grafikte ne var? Haftalık grafikte bozma yok. Bir miktar uyumsuzluk yine var ama geçmişe dönük takozumuz kırılmadı arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğin haftalığını çizmiştik. Stop yerleri aynen devam ediyor. Takoz direncine geldik. Hadi hayırlı tıraşlar. Stop yeri 172 dolar ve 161 dolar. Yukarıda takozun içine tekrar dönmezse, takozu aşağı kırarsa stop olunur. İlk stop yeri 72, destek yeri de aynı zamanda. Hedef yine 199 dolar. Bence oralar hedef noktası gidecek mi? Hep beraber bakacağız. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Günlük grafiğine bakalım dolar bazlısının. Hiç değişen bir şey yok. Günlük grafikte de stop yeri 172 dolar altı görünüyor. İyi, takozu yardı. Uzun vadeli kötü bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir şey söyleyecektim ama yayın komple açık.
Biz pazar günü bir yönetim katılım yayını yaparız. Öyle yapalım. İsmail, katıl yayınında bir sıkıntı var. Data şeyle ilgili, YouTube'la ilgili katıl yayınını açamadığımız için mecburen böyle devam etmek zorunda kaldık. Siz de artık pazar gününe doğru yapalım. WhatsApp'tan yazın, merak ettik. Yani öyle şey bir şey değil, listelerle ilgili. Dolar bazlı haftalık uyumsuzluk yok değil mi? Yok, şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet uyumlu. Aşağıda uyumsuzluğu vardı. Güçlü bir dirençle beraber artık hedef üst noktaya doğru gitti. O yayında biz de izleyebilecek miyiz? Pazar günü. Göksel, o yayını siz de izleyebileceksiniz herhalde, bilmiyorum. Katıl yayını olacağı kesin. Yönetim katı yayını yapacaktık. Onu yapamadık şu an. Sıkıntılı bir durum. Uğraştık. Yok. Yönetim katı yayını bir türlü açmıyor. Yayından sonra birkaç kez daha deneyeceğim. Bakalım açabiliyor muyuz? Evet katılcılar, soruları bir alalım. Hocam TSKB 150'den döner diye bekledim. Gap'ten uçtu gitti. Ben de el salladım. Hasan Görgülü dün yayında ne söylediysem o. Dün yayında TSKB için ne söyledim? İşte Yusuf, ben de listelerden bahsediyorum. Hem zaten Plus'ta olacak bir kısmı, bir kısmı da yönetim katında olacak. Şu an söyleyemiyorum doğal olarak, değil mi? En azından bitirelim, öyle şey yaparız derim. Neyse, tam bitirme şeyi olur en azından. Yapalım, soru almayalım. Soru cevap şeklinde de gideriz. Sıkıntı değil ya. Yusuf, soru cevap şeklinde gideriz. Şu an o şey yapmıyorum. Yani şu an bir şey söyleyemiyorum. Evet Yusuf, katıldı olmayalı. Yayını normal açtım. Şu an data şeyle ilgili bir sıkıntı var. Yayınla ilgili bir sıkıntı var. Sohbeti kapatalım. Sohbeti nasıl kapatalım? Kapatamıyoruz bebeğim. Yani sıkıntı burada işte. Burayla ilgili bir sıkıntımız var. Ben sohbeti nasıl kapatayım? Yani şu an şöyle bir sorun var. Üyeleri özel yayın. Ah. Demek istediğim bu. Bunu açtığım an yayındaki tüm yazıları kapatıyor. YouTube'da bir sıkıntı var. Evet, YouTube'da bir sıkıntı var. Şimdi açtığım zaman hepinizin yazı yazmasını kapatıyor. Sağ olsun. Sorunu ben de çözemedim. Moderatörler de bilmiyor. Sadece kanal üyeleri yaptım. Yok arkadaşlar, burada şu an hakikaten bir sıkıntı yaşıyorum da ne olduğunu bilmiyoruz. Doğru yeri seçmeme seçtiğim halde hiçbir şekilde yazı yazılmasına izin vermiyor. Neyse böyle gidelim. Üyelere özel yayın açtığımızda evet bugün yapmayalım diyor. Biz size WhatsApp'tan sorarız, sorun değil. Tamam, oradan da sorarsınız. O zaman şöyle yapalım. Bugün normal hisselere bakalım. Arkadaşlar, o gün de yönetimin yayınını yaparız. Hepinize uyar herhalde. Olur mu?
Emrah Yıldırım, WhatsApp grubu nasıl yapıyorsunuz? Yönetim katı WhatsApp grubunda var. Tamam, öyle yapalım. Ne yapalım? Şu sorunu bir çözelim Vedat. Şuna ne gerekiyorsa bir yapalım ya. Şu hisselerde bir bakayım. Bir masta kapalı odada sert alım vardı diyorsun. Bir masın alımını zaten söyledik kardeşim. Dün baktım herhalde. Bakalım bakmış mıyım, bakmamış mıyım? Neyse bir iki hisseye bakalım. Şuradan bulabilirsem. Bir masa dün baktım. O yüzden geçtim direkt. Sıkıntı olur. Bugün dinlenmeyelim ya. Yayını açtık artık, dinlenme şeyi geçti. Madem başladık, bitirdik. T-Liman. %35 karlılık. Bu hisseye bakınca aklıma sadece bu geliyor. Hatta bugün bir de temel bakalım. Hazır gittik. Temele bakmadığımız hisseleri de sorun bari. Onları da aradan çıkartalım. Evet, Vedat Batak. Vallahi grafik bildiğin uyumsuzluğunu yapmış. Şu an biri bana dese ki burada ne var? Çok rahatlıkla söylerim. Bir tane bayrak gibi bir şey var derim. Ama T-Liman dolar bazlı grafiğine de bakacağız. Ya kaçış yeri 31, hedef neresi olur dersen 44 bandı derim. Hakikaten grafik öyle. Hatta şurada bir pozitifliği de var. Günlükte pozitifliği kesinlikle var arkadaşlar. Şöyle bir harekete evrildi artık. Haftalığında TL bazlı bir bozma var mı? Haftalıkta sat yemek üzere. Bu hisse yıldırdıktan sonra bana göre yukarı gidecek hisselerden biri. Dolar bazlı grafiğinde yaptığı toboya bakın. 5.82'ye nokta atışı vur. Nokta atışı vurmuş diyebilirim. Çok güzel bir hareketi var mı? Var. Ben 4 doların altına stopu koyarım. Yukarıda hedef neresi dersen 4.80 ve 5.82 dolar. Haftalıkta. Valla günlükte de 4 dolar altı stop. Yukarıda belki ilk bekleyeceğim 4.70-4.80 bandı. Evet, YouTube'da teknik bir arıza var. Konunun bizde de bir ilgisi yok. Satışlar arttı. Ben bu hissede neyi seviyorum? 39 milyon satışta 32 milyon net kar. 60 milyonluk satışta %50'den fazla net kar. Ve işletme giderleri çok düşük. Dönem varlıklar, duran varlıklar. Yani hisse sıfırın üstünde bir borcu var ama borcu arkadaşlar çok düşük. Hakikaten çok düşük bir borcu var. Çok karlı bir şirket. Öz sermayesi kuvvetli. Finansal giderleri çok düşük. Yani şöyle söyleyebilirim size. 1 milyon 200 bin lira gibi bir yönetimsel gideri var. Bence çok iyi yani. 35 milyon brüt kar eden bir şirketin net kar 30 bin. Evet, işletme giderleri hakikaten yüksek. Karlılık derseniz net kar marjı düşük olsa da net karı bence gayet iyi. Yani bu karları yapamayan çoğu şirket biliyorum ben. Bence güzel. T-Liman'ı severim. Daha önce de söyledim. Bir aralar nefret ediyordum tanımadan önce. T-Liman ne filan diyordum. Bir kere baktım. Hakikaten de hisse hisseymiş. Ama sonradan bir miktar çıktı. Onu da söyleyelim. T-Liman ana pazar 5P'de 5 kat sermaye arttırımı, hatta 6 kata yakın 34 milyon kar. 5P'de hak ediyor musun? Hak etmiyorsun desem yalan olur.
Toplamasına baktığın zaman ne görüyorum? Alım satım dengeli. Bir 26 bin not fazlalık var ama çok dengesiz değil. Burada City görüyorum. %78 alım. O gerçekten güzel. Aylık olarak toplamasına, aylık olarak güçlü bir sat yemiş. 227 bin not site aşağı indirmiş. Bunu tekrar site toplar gibi geliyor bana. Kötü bir hisse mi? Asla. WhatsApp'tan sorarız. Tamam bebeğim. Yusuf. Yusuf Hancıoğlu hoca. Evet Yusuf dinliyorum. Hocam bugün 3 saat BİMAS bakalım. Fal bakar gibi. Yok ya neyine bakacağım? Yavaştan gider arkadaşlar. Bir masa bakmaya ne gerek var? Muhammed Uçar. Albaraka vallahi dediğim gibi olsun derken benimle alakalı değil. YouTube'la alakalı. BİMAS'ta kapalı odada geçtim. Olur hocam. Sorun benimle alakalı değil arkadaşlar. Yün sağ oylum oylum fidan boylum. Ne var bu oylumda bu kadar şey? İHEVA, Murat Paşalı, Afyon. İyi akşamlar Borsa Banka ailesi. Eyvallah. Akyo, Alcar'da sıkıntı yok. Alarko'nun tüm hisseleri sağlamdı. Ben iki tanesini seçtim. Baktığın zaman firma çok sağlam Alarko'nun. Dırıt ve Taze kurumu. Akyo, Alarko. Evet, bakalım neymiş. Ah, Dırıt ve Taze kuru. Yok artık. Yünsah. Temel mi girelim, teknik mi girelim? Hadi buradan başlayayım Yünsah'a. Çok soru sorarsanız vakit kalmaz, onu da söyleyeyim. Evet, hızlıca bakalım arkadaşlar. Yünsah 4P'de, 3 liralık hisse 13 lira. Bana göre Yunus artık PD değeri biraz yüksek kalmaya başladı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Alış satışa baktığımda biraz satış kuvvetli. Aylık baktığım zaman çok büyük bir dengesizlik yok Yunus'ta ama artık eski Yunus'ta şeyi değil. Yani Sabancı sattıktan sonra eyvallah gitti. Tamam bir şey demedik de. Artık fiyatladı kardeşim kendini yani Yunus'ta. Bu saatten sonra ben Yunsa diye yırtılmam şu grafikten sonra. Satışlar düştü, net düştü. Baktığım zaman borcu %50'nin üzerine çıktı mı? Çıktı. Öz kaynakları azaldı mı? Azaldı valla. Kimse kusura bakmasın. Çok büyük satışlar da yapmıyor. Bence Yunsa'nın fiyatı artık abartılıyor. Yunsa'da ne var dersen. Benim için Yunsan'ın artık abartılı bir filan şey var. Takozu aşağı doğru kırdı. Bilginiz olsun. Yunsa takozun altında doğru duruyor. Stop yeri 13. Yukarıda ilk hedefi 15. 15'i kırarsa 16.23 ve 17.80 hattı var. Ama büyük resme bakarsan şöyle açayım ben sana bir Yunsa. Evet. Bakın üst banttan döndü Yunsa. Eğer bunu kademe kademe indirirse buraya 4 liraya kadar indirir. Büyük resimdeki hedef neresi? 19 lira. Dip neresi? Tekrar 4 liraya gelir mi? Yani çok abartılan bir hisse değil. Yani bir yat olamaz, bir Egean olamaz. Ha, dolar bazlı grafiği güzel mi? Güzel kardeşim. 50 günlük ortalamayı kırdın mı? 1.71'de kaçarsın. Yukarıda ilk hedef 2.06. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yunsa ile ilgili tek bilgim bu. Evet, Dırıt'ta şaka yapıyorsun. Uğur, Özgür Şimşek, Royal'de neyi göreceğiz ki? Royal'e baktım, hiçbir şey yoktu, bomboş bir hisse.
Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Hocam bir tahtanın sermaye arttırımı yaparsa hissenin yönü bedelli yaparsa hissenin yönü bedelsiz yaparsa hissenin yönü ne olur? Temeli sağlam hisseler için. Temeli sağlam hisseleri ikide bir de bedelli sermaye arttırımı yapmaz. Adam gibi bir firma bedelsiz yaptığında zaten onun tahtasını yerde bırakmazlar. Hisseleri genelde alınır. Sermaye arttırımı yapıyorsa dikkatli olun. Sermaye arttırımı yapan bir şirket genelde gider. Yönetim katı fiyatını arttırıyor musun Gökhan Hocam? Arttırıyorum Cemal Benli. Fiyatı siz koyun ben uygulayayım. Hadi bakalım. Sen böyle diyorsun. Allah hepsi sana şu an ateş püskürür. Yemin ediyorum. Adamlar zaten bir yat hocam gitti. Hepsi izledi bir yatı giderken. Doğru mu arkadaşlar? Yalansa yalan deyin. Albaraka direkt geçiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. 10 kere hisse bakmayalım. Haftalık ne diyorum? Bir kere bakarım. Söylediğiniz hisseye. Her hisseye her gün geri dönmek çok zor olur. Çok zor olur. Böyle başka hisseler sorun ki ben de hisse bulayım. Bir yatı o şekilde bulduk hatırlarsanız. Bugün baktığımda %90 kar oldu. Çoğunuz erkenden sattığınızın da farkındayım. Herkes şimdi diyor ki tüh hocam salladılar. Valla çok güzel para verdi. Albaraka'da faiz gelirleri hiç yok. Net ücret komisyonlar düşmüş. Net faaliyet düşmüş. Ha, hissenin zararı var mı desen kasasında para da var arkadaşlar. Zararsız. Yani öz sermayesi çok kuvvetli. Borcu %6. Yani daha ne yapsın şirket? Borçlu bir şirket falan değil Albaraka. Gitmiyor o ayrı. Ateşleme yapacaklar mı? Şey Albaraka demişim ya. Albaraka'yı geçtim dedim. Yine Albaraka'ya baktım. Neyse temelini de görmüş olduk. Oylum bakacaktık. Albaraka'ya baktım çünkü. Oylum. Bakalım boş hisse mi, dolu hisse mi? Satışlar artmış, brüt kar artmış. Esas faaliyet artmış. FAVÖK 5. İşletme gideri biraz yüksek. 50 milyonluk satışta 3 milyon kar ediyor. Sıkıntılı bir durum. %1 desen 5, 500, %6 filan kar ediyor. Çok büyük kar eden bir firma değil. Az önce T-Liman'da %50'leri gördük. ARDZ'lerde %60'ları gördük. Ya bunda da %6'yı görüyorum. Şimdi iyi desem duran varlıklar, dönen varlıklar biraz artmış. Borçlar %50'yi aşmış gitmiş. Hatta %100'ü neredeyse götürecek hale geldi. Borç baktığın zaman %50. Ama şey giderlerini karşılamıyor. Net borç 13, duran varlıklar, dönen varlıklar. Finansal borçları da toplarsan ne yapacaksın? Bir de onu düşün. 10, 30, 20, 37 bunun üzerine çıkıyor. Duran varlıklarla kapatamıyor. Kâr eden bir şirket mi? Ya 50 milyon para harcayıp 103 milyon kâr etmek borsaya 10 milyar parayla girip 2 milyar kâr eden adamla 1 trilyonla girip 2 milyar kâr eden adamın sevinmesine benziyor. Bence aynı şey değil. Çok büyük bir firma mı? Yani neyse şunun PD'sini bir göreyim de söylemeyeyim oyunumla ilgili bir şey. Hakikaten ucuzdur mucuzdur. Sonra bazen kötü dediğim hisse iyi çıkıyor. İyi dediğim hisse çok dandik çıkıyor. Ondan sonra ben kalıyorum burada. Evet data da dondu. Oylum ilk önce bir bakalım. Oylum sınayı. Hakikaten beklenmedik bir şekilde oylum gitmiş. Haftalık stop ararsan kesinlikle 4.57. Yukarıda hedef ararsan kesinlikle 5.56. Ama şu şimdi buradan fincan kulbunu yaptı.
Şöyle bir baktığım zaman nereye gitti dersen, şu fincanı kulpu şeyi kadar aşağı indir, kulpu kadar. Şunu alalım, şunu kulpu kadar aşağı indiriyorum. Sonra yukarı çıkartıyorum, logaritmik de olduğu için. Kulp kadar yukarı gitmiş. Ha. Hisse yukarı atacak. Hissede günlükte yukarı atış var. Hatta ani bir atış var. Evet bebeklerim, hisse 5.02'yi kırdığı anda 5.50 hedefi var. Bilginiz olsun, hisse şu an yukarı atacakmış gibi duruyor. Günlük grafiği özellikle. Şuna ben bir kenarıma not alayım. Aşağı doğru sindirmiş. Bir saniye bir de böyle bakalım. Şurada stopu sanki zoraki kırmış gibi günlükte de dönüş vermiş. 64 bandını kırdığı anda üst banda atacakmış gibi, 74-79 bandına atacakmış gibi duruyor. Günlükte ama. Ekmek mi bulduk acaba? Bilmeden. Bir bakalım ekmek çıkıyor mu? 3P'de 1.60'a 4.80 ediyorsun, %38 halka açık 27. Çok büyük bir sermaye arttırımı yok. Baktığın zaman kar %10'ların altında. Net kara bakarsan o daha kötü. Dedim ya, bunu birileri bir şey var burada. Ata 1, 29. 7 gündür bir de ING topluyor bunu. Bugün baktığım zaman şurada güçlü bir satış var. 230 bin not. Tahtayı aşağı indirmemişler yine de. Aylıkta güçlü satış varken aylık kısa grafiği döner mi? Hissenin biraz bir fiyatı pahalı. Ben olsam günlük bir yukarı çıkartıp sonra çakarım bu hisseyi mis gibi. Bana şu an öyle görünüyor. Günlük bir yukarı atıp çakacaklarmış gibi duruyor. Evet. Hocam bir yat TSKV el salladım. Hasan Görgülü, benim yapabileceğim bir şey yok. TSKV'yi iki kere listeye koydum. İlk söylediğimde %140 gitti. İkincisinde %18. Bir yat için bir şey yapmıyorum. Stopları haftalık kapanışı bekleyin dedim. Altına kırmadığı sürece. Ama kimse dinlemedi. Herkes elindekini aynı gün sattı. %10, %20 karı gören herkes sattı. Gökhan Hanım, ben bu hafta sayende portföy %15 ekledim. Allah bereket versin de Cemal. Sen şimdi gidersin bir torba kedi maması, köpek maması alır dağıtırsın. Ben seni biliyorum. İnsan görürsen döv. Köpek görürsen başını ser. Evet. Hocam tansiyonum yükseliyor bir yat deyince. Etmeyin hocam, evde zeytin yok. Karabacak zeytinleri şeyi sormuş. Şekerbank. Bakalım arkadaşlar, bugün sıkıntı yok. Yeşil derken Hüseyin, şu an sorduğunuz yaklaşık 30 tane hisse oldu. Cemal Benli diyor ki fiyatı 1000 lira yapın. Ay başında seni dinlemeyenler ödemesin. Ya, bakarız ileride ya. Şimdi bir şey diyemem. Konuşuruz. Komşum istemişti bu ara. Kanala üye oldu. Hocam Royal. Komşun mu? Komşu Royal aldıysa bence komşu komşunun Royal'ine muhtaçtır diyeyim. Ne diyeyim? Royal. Cusan. Nerede duracak bir yat? Vallahi kardeşim ben yazdım. Gittiği kadar gitti de yani benim için uzun vadeli fiyatlar 1000 lira. Şimdi bir şey diyeceksiniz. Vallahi neyse ben söylemeyeyim. Sonra yanlış anlıyor millet. Uzun vadeli 1000 liraya kadar gidecek gibi. Kendi hissesini övüyor filan diyecek millet. Ya övmeme gerek yok. Yani övmeme gerek yok. 260 lirada duruyor Plus'ta. 260 milyar koysanız şu an 450 milyar oldu 20 günde. Yani 26 milyar koysan 40 milyar oldu. Bunu başka bir yerde kazanacaksam kesinlikle borsa oynamayın. Yani uyuşturucu kaçakçısı falan olmanız lazım bu parayı kazanmanız için. Onu da beğenmeyen adama artık başka bir şey derim yani. Evet bir bakalım arkadaşlar. İHA var. İhlas grubunun sevdiğim bir hissesi mi? Maalesef.
Bugün Oo, öyle bir satış, öyle bir alış. Yani bunda yürek dayanmaz ya. Oha. Oo, aşağıya bakın. Anam 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 anam, aşağıda bir şey var ki. Bir toplaması var ki. Tep, City, Philip. Bu zaten Doçen'in tetikçisidir. Şunu her zaman göremezsiniz arkadaşlar. Aylıkta da yok, günlükte toplaması fazla, aylıkta da fazla. TEP 14 milyon not. Ne oluyor ki bunda? 1.71 P'de 1.22 hisseye 2 liraya veriyorlar. Sermaye arttırımı var. Kazanç desen %2. Fiyatı pahalı değil. Yani İhlas grubunun içinde en iyi hisselerden biri dediğim bu. O da kazanç çok fazla yok. Fiyatı uygun olanlardan biri bu. Hani yalan da söylemeyeyim. Öyle ahım şahım bir şirket değil ama hakikaten iyi. Ya ötekiler gibi değil. Abi Türkçe karakter kabul etmiyor musun? Ya da ben Türkçe mi yazamıyorum? Bakalım İHAVA'da ne var? Satış yapmış Allah'tan. Satışları çok güzel arttırmış. Herhalde pandemi döneminde millet İhlas'a yönelmiş. Brüt kar. Net karı kötü değil. %25'in biraz altında. %24 diyelim. Hiç fena değil karlılık oranı. Burada baktığım zaman 33'lük satışta 27. Bu biraz afaki kalmış. Esas faaliyet giderleri geçtim. Dönem varlıklarını azaltmış. Duran varlıklarını azaltmış. Borçluluk son dönem bir 10 milyon borç arttırmış. Ama borcu var mı desen sıfırın üzerinde. %50'nin altında. Vallahi sıkıntı yok. Hakikaten öz sermayesi de kuvvetli. Şimdi bir şey diyeceğim. Kötü bir şey desem olmaz. Net borcu sıfırın üstünde ama %50'nin altında. Kâr da ediyor bir miktar. Çok değil. Hakikaten de büyüyor. Yani İhlas grubunun belki en iyi hissesinden biri. Seviyor muyum? Sevmiyorum. Sevmeden olmaz tabii. Ah, bakalım. %4 hiç kötü durmuyor. Ne yapmış bu arkadaş? Takozun alt bandından desteği almış. Hayırlı tıraşlar. Bakayım neymiş İHAVA. İHAVA. Şunu bir kapatalım. Ben baştan bir atayım şuna. Atamadım. Bugün yeni bir formasyon öğrendim. Onu da sizle paylaşmam lazım. Evet. Bunda mesela o formasyon var. Bunu kesinlikle uygulayın. Hani öyle yok mok. Arkadaş söyledi. Yeni bir formasyon çıkmış. İşte cahilliğimizden böyle yapın. Şöyle bunlar dişleri. Alttan alın. Şöyle. Şuraya da bir tane göz yapıyorsunuz. Ejderha formasyonu arkadaşlar. Şurada da dişleri sivri sivri böyle uzatıyorsunuz. Yeni formasyonmuş bu. Herkes formasyon çıkardı. O da güzel. Ejderha formasyonu. Tabii şakası bir yana alt banttan desteği almış. Günlükte bir sıkıntı yok. Dönüş yapmış. Aşağı doğru küçük bir takozu vardı. Aha burada takozlamış. Alt desteği de böyle desek takozun alt bandından yukarı doğru gitmiş. Stop yeri neresi dersen 1.97 bandının altına düşerse stop. Şu yukarıda 2.06 bandını yarar yarmaz 2.33 hedefi var. Haftalıkta. Tabi bu söylediğim. Alt band, üst band. Alt band, üst band. Günlük de stop yeri neresi? 2.01. Yukarıda takozu kırdığı an 2.32 hedefi var. Her şeyden önce dolar bazlı takozu kırılmış. Bunu kesinlikle bilin. Yani yukarıda 28 bandını kırdığı anda 33 bandına uçması lazım grafik olarak. Evet, 28 bandını kırdım mı 33 bandı hiçbir şekilde değişmiyor. Evet, şu arada attı karınca formasyonu. Vedat, doğru mu söylüyorum formasyonu? Ana hedefi neresi? Eğer buradan formasyona ana hedef vuracaksam ana hedef kesinlikle 0.60 bandı derim. Yani %120 kar diyebilirim. Uzun vadeli hedefi. Fibo'yu attığım yerde oraya denk gelmiş. Gider mi? Allah bilir. Ama kısa vadeli hedef neresidir? 28'lik eşleyen 33, 40, 45, 51 şeklinde gider. Geri dönmedikçe de stop olmam İHAVA'da. Yataş ve Aygaz bakabilir misiniz? Bakmadıysam bakmaya çalışırım. Sırayla alıyorum. Hocam kolay gelsin. Keyifler nasıl? Dünden daha iyi. Patlama olacak gibi. Ara ekmek yemiştim oylumdan.
Günlük de patlama olacak, yukarı doğru gidebilir ama temel analizde hiç patlama olacak gibi bir halde yok. Hocam işgeye bakmanız mümkün mü? Uçtu değil mi? Takozu kırdıktan sonra. İşgeye bakmam mümkün mü? Bilmiyorum çünkü çok hisse soruluyor. Afyon'u yazdım. Hocam tarikat kur girelim. Orta Doğu Şube Başkanı olalım. Hadi bakalım. Yeşil Yatırım Holding. Birileri beni şikayet etmiş hocam. Benim niye haberim yok? Kime şikayet etmiş? Şikayet oluyorsa şu an burada canlı canlı olur. Kimse arkandan konuşmuyor. Ersu sever miyim? Sevmem. Bence ortak kredi çekip arsa alalım. Arsa alıyoruz zaten şu an. Bakıyoruz. Nef peşimde, Neslihan arsa satacağım sana diye. Konuyu anlamadım İnanç. Evet, muhabbetten pek anlamadım. O yüzden ben devam ediyorum. Temel teknik bakalım. Ne bulacağız? Güzel bir iki şirket bulalım da bu hafta da güzel bir liste yapalım. Gerçi şimdi ben şirketi nasıl satacağım onu da düşünüyorum. Elimde boş hisse yok. Hepsi artıda. Satmasanız sizinki de artıda. Afyon satışlar arttı, brütkar arttı. Ya Afyon'a baktığım zaman ilk defa eksiden artıya geçti. Şimdi o var. Ama 190 milyonluk satışta eline net kalan 1 milyon 700. Ya %1 karla bile iş yapmıyor. Diyeceksin ki şirketin durumu nasıl? Net borç, dönem varlıklar. Abi dönem varlıklardan fazla borcu var. Tamam, duran varlıklarında yarısına ulaşma. Çok iyi değil. Ve şirket bence para kazanmıyor. Evet, öz sermayesi güçlü. Baktığım zaman, borçluluğa baktığın zaman duran varlıkları geçmiyor dediğim kısım bu. Yani karşılamaz baba. 200 milyonluk satışta 1 milyon 700 bin lira karlılık diyor. Hangi karlılıktan bahsediyorsun? Şurada kar yok ya. Kurtarmıyor. Ha, fiyatı ucuz mu? Ona bakalım, oradan gidelim. Yani ucuz hisseye ucuz deriz de. Para da kazanmıyorsa benim yapacağım bir şey yok. Yani az önce dediğimin aynısı. 4, yani 1.19'luk hisseye 4.54 fiyat ödüyorsun. %48 halka arz. Yani sermaye arttırımına baktığım zaman kaç yıllık şirket %25 bile sermaye arttırmamış, 1 milyon karı var. 1 milyon ya, bildiğin 1 milyon abi. Bunlar büyük şirketler. 1 milyon neyi kurtarır? Bir infonun güzel alımı var ama genel anlamda alış satış nasıl desen, alış satış dengeli %2-3 gitmiş ama evet, aylık grafikte nasıl dersen, aylık grafikte satış kuvvetli. Doçe'nin bir toplamasını görüyorum. O da bugün hiçbir işlem yapmamış. Ondan yukarı çekmişler. Çok iyi bir şirket mi? Yani Afyon baktığıma değer mi? Bence değmez. Yani temeline ve borç işleyişine baktığımızda Afyon'da hiçbir cacık yok bana göre. Ya bir takoz direncinden yukarı atar mı? Çok basit bir şekilde. Ha, bu takoz kırıldığı zaman ben kaçarım Afyon'da. Yukarı doğru yükselen simetrik. Yani şu temelle bunun yukarı gitmesi bana çok saçma gelir. Saçmalıklar olabiliyor mu? Oluyor. Yani 4.37 aşağısına kırarsa stop olurum. Yukarı giderse devam ederim. İlk hedefim takozun üst bandı 4.90. Kırarsan 4.90, 5.90'a gidersin. Ya, hareketini yapmış mı? Yapmış. Yukarı bir atış var mı? Şurada bir uyumsuzluğu varmış ama temelde çok bir şey görüyor musun desen, yok kardeşim, yani dolar bazlı grafikte de 62 kırarsa 72'ye gider. Şuraya baktığım zaman bu temelle omuz, baş, yani şunu o kadar yataya aldı ki tekrar buraya bir omuz çizecekse yaldır yaldır 1 dolara gitmesi lazım. Nereden baksan bu hissenin, pardon. Aynen 1 dolarlara falan varması lazım. O da benim için afaki bir resim oluyor. İHAVA ürün portföyü iyi. Valla beğendim Yasin. İhlas grubunu sevmem. Hakikaten sevmem ama güzelmiş. Sen hiç sermaye sevmezsin ama güzel şeyler duymaya ihtiyacım var. İhlas'ta güzel şeyler duyar mısın bilmem. İhlas'a zaten bu hafta baktım. Sen istiyorsun diye Cemal güzel şeyler söylemem. Ben gerçeği söylerim.
Mustafa Reyseni hocam bu İHA'yı aşağı kırar dedin. Valla Mustafa bir yat çok fiyatlandı dedim. Bir de YGG'ye o aşağı düşecek dedin. Hatırlar mısın? Sen eğer İHA'yı aşağı kıracak diyorsan evet. Arsa var. Hocam borsa banka halka arz edelim. Borsada ona yatırım yapalım. Daha çok kazanır. Öyle yaparsan yatırımcı sayısı arttıkça çakarlar. Bu işin kanunu. Bu Akyo'yu bir yerden hatırlıyorum. Bir 1,06'lık bir hisse var. Umarım Akyo o Akyo değildir arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu ekside olan bir şirket vardı. Herhalde o değildir diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Bir bakalım. Satışlar normal. Brüt kar. Esas faaliyet eksi. Kar desen 18 milyon da para kazanmıyor. 21 milyon da biraz daha az kazanmıyormuş. Çok iyi. Yani bir 30 milyon yapsa belki sıfıra çıkacak. Dönen sermaye, duran sermaye, duran varlıklar maşallah. Finansal borç, şirketin borcu yok. Olduğu yerde de duruyor. Karlılık var mı desen? İki kere yani bir yılda bir kere hamle yapıyor. Bir sonraki hamlesi patlatacak. Yani şu takvime baktığım zaman 3 bekliyor bir çakıyor. 3 bekliyor bir çakıyor. 3 bekliyor. Yukarı uçurma vakti gelmiş. Aşağı indirirlerse bunu takip edelim. Çok borçlu bir şirket yok. Kar da etmiyor bana göre. Hani borçlu bir şirket değil. Kar desen o da gördüğünüz kar yok. Bu da kar yapmayan şirketler. Bakalım aynı senaryoyu yapacak mı Akyo? Akyo. 1,19 P'de 2,12'lik hisse 2,51 verir miyim? 230. 2 milyon %0,5 zarar. Hiç sıkıntı değil. Sermaye artırımı kesinlikle veririm. Hiç de kötü değilmiş. Hissede birileri bir şey mi yapıyor? Hissenin alımı gerçekten bugün nasıl? 270. Çok dengesizlik yok. Bir miktar fazlalık var burada. %60 falan girmiş birileri. Aylık grafikte daha dengeli duruyor. Günlük grafikte kesinlikle artıda ise. Bunun sonraki hareketini bulmak lazım. Bu kesinlikle bir yerden atar. Yakalayalım ki birkaç şirket Atakule. Akyo. Ne güzel grafik atmış. Bildiğin kanal çekmiş herif. Atakule'de belli 2,36 altında stopu çakarım. Yani yukarıda ilk hedef neresi dersen takoz direnci kesinlikle. Ha buraya değer. Hatta bunu yana doğru uzatırım. Şöyle düzelteyim. Hatta buraya kadar alayım da ne olur ne olmaz. Benden günah gitsin. Yukarıda 69'u kırarsa ilk hedef 3,27. Uyumsuzluğu var mı? Haftalıkta sıkıntı yok. Valla ben buna haftalık girerim. Günlük günlük girmem. Şurada iş takozu yapacaksa böyle gidecek. Bunu şu takozu kırdıktan sonra şu takoz bandını yanda yaparsa ilk hedef Fibonacci olacak. Hangisini önce değerse. 1, 2, 3. Yukarıda ilk hedefi 35, 36 dolar ve 41 dolar. Bunları şeyle bakın. Şu elinizde yoksa biraz zor görürsünüz. Çünkü %5, %12, %22 şeklinde gidiyor. Şu an günlükte artı. Haftalıkta bir satış yemiş. Kesinlikle 31 bandının altında stopu çakarım. Yukarıda şu dirence değer geri gelirse stop atarım. En az %5 ya da %12 kar edilebilir. Kötü mü? Değil. Bir tane kötü bir GYO vardı ama hangisiydi hatırlamıyorum. Vedat şu işi bir çözelim. Çünkü pazar günü yayın yapacağız. Bugün yapamadık. Arsadan zarar gelmez. Borsa çıkarken herkes kazanır. Yani arsadan zarar gelmez. Hep alalım dursun köşede. Olabilir. Yapabiliriz. Arsa işine giriyoruz.
Evet, arsa işine giriyormuştu arkadaşlar. Evet, Ege Gübre. Her yerden bir bakalım Ege Gübre neymiş. Yalnız biz böyle üç yerden bakarsak bu yayın bitmez. Onu da söyleyeyim. Ege Gübre satışlar arttı. Brüt kâr arttı. Bak güzel. Ege Gübre de çok kâr eden bir şirket değil. Ne? %13 net kâr ediyor. Yani çok ağam şu an bir kâr eden bir şirket değil. Buraya da baktığın zaman %22 mi ne kârı var. Brüt. Bakıyorum. Dönen varlıklar düştü. Duran varlıklar arttı. Şöyle baktığında finansal borçlar benim dönem varlıklara neredeyse yanaşmış. Net borçları da ekleyince dönem varlıkları geçmiş. Duran varlıkların yarısı ama biz dönene göre hesaplayacağımız için borcu biraz fazla. Öz kaynaklar %45. Kısa vadeli yükümlülükler çok fazla. Hisse başına kar sanki biraz fazla çıkmış gibi duruyor. Yani baktığım zaman 180, 73, 250, 256 burayı aşıyor. Şuradaki %50'yi de aşıyor. Evet, sıkıntılı durum burası. Borçlar her yere aşmış durumda. Eğer duran varlıkları da çıkarsa kapatmaz. Yani finansal borçlar karşılasa da %50 ve tabii ki net borç olarak sıfırın üzerinde sıkıntılı kısım o. Yani dönem varlıklarla finansal borçlar, dönem varlıklar, finansal borçlar yeşil görünüyor ama arada sadece 11 milyon oynuyor. Hani oranın yeşil olması sizi pek de şey yapan bir konu değil açıkçası. Ekküp'te ne varmış? 4P'de Ekküp'ün sermaye arttırımını görmemişiz. Evet, manyak gibi sermaye arttırmış ya. Bakın, Ekküp'e şu an normal diyorum. 10 milyon sermayeyi 280'e, 28 milyarlık sermayeyi 3 milyara çıkartan bir yata pahalı demeyin o yüzden. Pahalı değil. Ege Gübre sermaye arttırımından dolayı olabilir. Alım satımına baktığım zaman bugün alımı kuvvetli. Emeklilik fonları 6 gün almış. Aylık grafiğine baktığım zaman aylık grafikte de satış kuvvetli kardeşim. Ekküp. Ekküp. Vallahi hiç beklemediğimiz bir performans. Hiç de kırmamış. Burada ne görüyorum biliyor musun? Hani burada 19 liradan 34 liraya çıkmış bir yat görüyorum. 19'dan 30 yete çıkmış bir yat görüyorum. 34'ten de 150'ye çıkmış bir yat daha görüyorum. Cümle gayet açıklayıcı oldu sanırım. Uyumsuzluğu varmış. Kitap gibi de çıkarmış herif hiç bozmadan. Yaldır yaldır gitmiş. Hiç fena değil. Şu bandı kırmışsın zaten. Bunda ne yaparım? Stop yeri aşağı geldi. 50 günlük ortalama 127'yi kırdım mı? Kaçarım. Yukarıda hedef 136. Üzerine kırarsa ilk direnç 147. Ana hedef 155 lira gibi görüyor. Şu an pozitiflik var. Sermaye arttırımından dolayı. Evet, arsa olayını herkes konuşuyor. Arsa olayı nedir? Bana da söyleyin. Ben yabancı kaldım konuya. 16,9 dolar stopu var. Yukarıda ilk hedef 18,2 ve 19,1. Ekküp. Valla iyi gitmiş. Ben olsam, herhalde ben olsam TL bazlı hedefine de bakarım. Ekküp'te. Ne bu arsa olayı arkadaşlar? Hayırdır? Arsaya takıldınız. İCBCT bakar mısın? Hocam iyi yayınlar sizlere. Ben bugün biraz yorgunum. Allah'a emanet. İsmail nereye ya? Vallahi bir şey dikkat ettim. Onu soracağım. Kötü bir şey değil.
Sen bak odaya, vallahi bir şey dikkat ettim. Olay. Aha, akıyor, bende var. Ha, hayırlı olsun. Ah Mustafa, ah. Hocam DGGİO Doğuş Gayrimenkul vakit olursa tabii ki bakalım. Tuborg, bu kadar hisse sorarsanız vakit olmayacağına eminim. Armada rica etsem Göksel. Anca 30. hissede bakmam zaten mümkün olmayacak. Bende var, atar dedim. Hocam var, atmadı henüz. Atar. 290 kişiden 120 beğeni geldi. Çok mu zor beğenmek diyor. Olabilir. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Cusan'ı yazdım ama bayağı bir var. Bir ko olmayıp. Murat yazsam bile çok geriye düşecek, haberin olsun. Yani büyük ihtimal bakamayacağız çünkü önümde çok hisse var. Bir koylu olmayıp üzerine. Bir ko bence bu saatten sonra bir ko biraz fiyatlı. Atar mı yukarı? Atar. Ama yani ben onu söyleyeli bayağı oldu. %400 mü ne çıktı? Ondan sonra o Alcar. Alarko serisi dedik. Alarko serisinin TL bazlı grafiği bitti. Herif dolar bazlı grafiği de yemiş neredeyse. Uyumsuzluğu vardı. Valla uyumsuzluğu aşağı doğru kırmamış. Ne yalan söyleyeyim. Ben aşağı doğru bir kırılım beklerdim. Adam hiçbir şekilde aşağı doğru kırmadan hisseyi götürdü. Kendisine helal olsun diyoruz. Ama söyleyeceğimiz bir şey var mı? Bu Alcar aşağıya gidecek diye şimdi hepiniz ürkeceksiniz. Farkındayım. Aynı bir yat gibi olacak ha bu hisse. Hakikaten aynı şeyi yapacak. Ya Alcar'da ne yaparsın? Grafik ne olacağı belli. Yukarı doğru gidiyor. İç takoz mu yapacak, dış takoz mu yapacak? Normalde stopu 30. Hedefi 46.7 dolar bazda. Fibonacci ve 20 günlük ortalamayı kırmadan bir stopu yok. Onu rahatlıkla söyleyeyim. Şu haftalık grafiğine bakayım. Haftalık grafiğinde bir bozma var mı? Aşırı çıkış var. Günlük grafiğinde bir bozma var mı? Bir miktar var ama çok fazla değil. Dönmeden de stop yapılmaz. Tam direnç noktasına geldi. Yukarıda 39.6'yı aşarsa 46 hedefine gelecek. 46.5, 46.7. Hareketli ortalamaya bir kere değdirdi. Değdiği anda da tepki aldı. Stop yeri değişmiyor. Hareketli ortalama veya Fibonacci hattı. Az önce söylediğim yer. Hisse kuvvetli mi? Bence ona bakın. Çünkü millet hisseye girdiği zaman sizde şöyle bir korku oluyor. Ya işte hisse çıktı, dönerken paramdan olur muyum diyor. Adam ağaca tekmeyi bir vuruyor. Dut gibi düşüyorsunuz hepiniz. Satışlar arttı. Brüt kâr arttı. 500 milyonluk satışta %8 kâr ediyor. Çok fazlası kâr eden bir şirket değil. Bu bir. Dönem varlık, duran varlık, finansal borç nasıl desen, finansal borçlar duran varlıkları geçiyor ama net borca vurduğun zaman dönem varlıklar daha yüksek. Sıkıntı yok. Öz sermayesi kuvvetli. Son kar 27 milyon demiş, 44. Ha, gelen anlamda 500. Karlılık oranı biraz düşük. Ama borç deseniz şurada eksiye kadar, eksi 39, 70'e düşse sıfır. Net borç açısından sıkıntı yok. Finansal borç açısından dönem varlıklar finansal borçları karşılıyor. Şurada beğendiğim öz kaynaklar Alarko grubunun öz kaynakları kuvvetli. Bence mükemmel bir şirket. En son baktığımda bedavadan biraz pahalıydı. Şimdi bedavadan biraz %10 daha pahalı. Alcar. Bakalım Alcar neymiş? Carrier. 6 PD vazgeçtim. 40 sermaye arttırımı 43 kat 44 milyon kar. Şu sermaye arttırımı olmasa ben bunu 6 PD vermem. Sermaye arttırımı 110 kat olan bir yat hepsinden daha iyiydi.
Alım satım kademelerine baktığın zaman valla şurada bir toplama %60'lık investans toplaması var ama bu tahtayı kaldırmaya yeter mi? Evet, alım kuvvetli ama yüzde o kadar da kaldıracak kadar kuvvetli değil. Aylık grafikte de şey var. Vallahi kardeşim stop yerinden dikkatli ol. Ben eğer bu hissede kar aldıysam aşağı düştüm mü stop eder miyim? Ya stop yeri maalesef 30'larda duruyordu. Oraya kadar da beklemek zorunda kalıyorsun maalesef. Alacağız. Aynen, dolar bazlı grafikte stop yeri burasıydı. Şimdi buraya kadar indir desem tüm karı yiyeceksin. Başka stop yeri yok maalesef. Hangi ortalamaya göre atarsan at yok. Of. Şunu bir büyüteyim belki bir şey çıkar bize. Valla ne çizersem çizeyim stop yeri yok arkadaşlar. Sadece şurada bir direnç yeri var. Görmek isteyen gözler için. Ya burası anca bir direnç yeri olur. En fazla şunu çizer giderim. Yani şu noktayı 299 lirayı kırarsa bu hedef kadar üzerine bir hedef daha atarım ama gider geri dönerse stopu çakarım. Değer geri dönerse en son tepki yeri 230 lira olur. Orayı kırar, değer veya geri dönerse öyle alırım. Aşağı inerse alt banda kadar indirirler. Sermaye arttırımından kurtarıyor sadece, bilginiz olsun. Hocam o dut ben oluyorum. Hocam Alcar bende 53 maliyet, 75'ten çıktım, arkasından bakıyorum. Ha, o zaman PDS'i 1,5 filandı, o kadar da değil yani. Yani. Evet, aynı şirketin farklı bir versiyonu var elimizde. Bakmak isterseniz. Bunu da seviyorum. Alarko grubunda ilginç, bende bir ilgi oldu. Ne varsa. Bir 1,67P'de 4 liralık hisseye 6 lira verir miyim? %29 halka arz, 4 kat sermaye arttırımı. Ana sermayesinin yarısı. 8'de 1 oranda kar. Yani %12. Verir miyim? Temel analize baktım mı? Kesinlikle bedavadan ucuz dediğimiz şirket bu. Bugün güçlü satış yemişim, yemiş. Yemişim satışını, hisseyi öyle bir topluyorlar 5 gün, 8 gün, 6 gün. Ne satış yerse yesin hiç umurumda değil. İnsan böyle bir hisseyi satar mı? Ben olsam satmam. Citibank 9 milyon not yapıştırmasa hisse ayakta duracaktı. Alım satıma baktığım zaman aylık satış kuvvetli. Eğer satış dönerse nasıl olur? Satış dönerse nasıl olur? Asıl sorun burada. Alarko. Sevdim seni Alarko. Satışlar düşmüş. Canı sağ olsun. Ürütkar. Eyvallah. 800 milyonluk satışta 250 milyon kâr ediyorsan cansın. Adam nereden baksan %30 kâr koyuyor. Hiçbir şekilde abartı yok kârlılıkta. Burada 290'da 300 kâr etmiş ama satışlar 400 milyon fazlaymış. Finansal borçlarına bakıyorum. 300 milyon. Şu arada hadi bir yılda kasaya 290 şey 200 294 mü? Evet, 294 milyon para girmiş. Pardon, 296 milyon para girmiş. Herif yaptığı karın tamamını oraya koymuş. Şuradaki karın tamamını kasaya koymuş. Helal olsun. Borç deseniz borcu morcu yok arkadaş. Kâr da ediyor. Borcu morcu yok. Öz kaynağı nasıl? Öz kaynağı da kuvvetli. Valla beton gibi duruyor şirket.
Hakikaten beton gibi duruyormuş. Borcu morcu da yokmuş. Alarko. Bakalım. Alarko üst banda çıkmış. Vay. Alarko üst banda çıkmış. Ha, genel grafiğin de üst bandında. Ya üst bandı kırarsa var ya çok büyük bir hareket edecek. Şu topoya bakar mısın? 1, 2, 3. İkili dip, ikili tepe. Yani şurayı kırsa hedef noktası ne olur? Kendi toposu kadar hedef noktası seçer. Yani örnek veriyorum. Buradan kalkan ise 11 liraya kadar hedef noktası atabilir. E bakalım ne oluyor? Uyumsuzluğu var mı? Bir miktar uyumsuzluğu varmış. Bana göre fiyatlamış. Yani yukarıda 7.45 ilk hedef, orayı kırarsa 9, orayı kırarsa 11.31 liraya kadar hedef verilebilir. Hatta şunu adam gibi yazayım. Evet, 11.40 liraya kadar hedef verilir. Aşağıda stop yeri neresi? İlk kaçış yeri 6.10. Tepki yeri 5.25. Bu aşağı iner, oynar. Tabana değerse kesinlikle alırım. Hissenin fiyatı çok ucuz çünkü dolar bazlı grafikte biraz sonra göreceğiz. Hisseyi burada bırakmazlar gibi geliyor. Tam 20 günlük ortalamada şimdi anlarız hissenin ne olduğunu. Evet, çocuğum İsmet. Hareket yükselen simetrik üçgen. Grafik düzelmeden ne olduğunu zaten belli etti. Yükselen simetrik üçgen yapıyor. Hedef noktası arıyorsan 1 dolar ve 1.7 dolar. Kesinlikle ben 1 dolara kadar bu hisseyi satmam. Aşağıda stop yeri neresidir dersen 0.84 doların altı. Ben dolar bazlı grafiğe göre giderim. Hisseyi büyük ihtimal yabancı da şey yapıyordur. Çok güzel hisse. Doçe ve Citi zaten tahtanın içinde. Bence şu grafiğe göre bakın. Ekmek yersiniz. Bizim meşhur bir şeyler var değil mi arkadaşlar? Hani böyle bir gülenimiz var, ağlayanımız var. Yukarıya değdi. Aynısı işkeye yoğdu oldu. Yukarıda da gülen suratlar var. Ağlayan suratlar var. Ağlayan surata geldiği anda kırarsa yüzün güler. Değer geri dönerse suratın biraz asılabilir. Evet. Hocam Alcar bende vardı. Yahudiler candır. Yahudiler can değildir. Ben adam gibi iş yapan adama bakarım. Ben adamın dinini beni ilgilendirmiyor. Neye inandığı ya da inanmadığı. Aa, aşk olsun Fatih ama. Ne geliyorsa başımıza o anlık toplu satıştan geliyor. Herkese iyi akşamlar. Hacimli kırarsa süper olur. Kırarsa olur. Hocam Ülker gibi bir hisse yabancı neden durmadan satıyor? Satacağını zannetmiyorum Ülker gibi bir hisseyi de bakmak lazım. Şu listeleri de bir inceleyelim arkadaşlar. Değil mi? Bir bakalım. Bakmam dediğim hisselere baktım. Yataş bakmamışız. Aygaz bakmışız. O yüzden Aygaz'ı direkt çizdim. Haberiniz olsun. Ama Yataş'a bir temel buradan girelim bu kez. Bakalım ne çıkıyor. Aldığınız hissenin ne olduğunu bilin. Yataş'ta biri manyak gibi mal toplamış. Doçe. Hayırdır? 4B'de 3 liralık hisse 13 lira. Sermaye arttırımı güzel, karlılık güzel. Bana göre 4B'de biraz yüksek ama yıl sonunda onu tamamlayacak. Bir de temettü verdiği için yukarı gidiyor. Bir Doçe'nin burada deli gibi bir alımı var. Hayırdır? Hissede toplama var mı? Var. Doçe zaten toplamış. Aylıkta da Doçe toplamış. Citi ve Doçe. Maşallah, maşallah. Çok güzel toplayanı varmış. Bakalım. Yataş bir satışlar arttı, esas faaliyet arttı. Yataş'ın da sıkıntısı bu. 1 milyar küsür kar, satış yapıyor. %10 bile karı yok. %8 kar yapıyor. Çok az. Her şeyini arttırıyor. Finansal borcu. Net borcu gerçekten. Oo, çok güzel borç ödemiş.
Evet arkadaşlar, buradan gelen 98 milyon direkt 2 kere 2 150'yi 160. Valla şurada iki dönemde gelen paranın hepsini borç ödemeye ayırmış. İlginç. Son karı muazzam. Biraz borcu var ama kötü bir hisse değil. Borçluluk %50'nin üzerinde. Hayırlı olsun. 350. Şu duran varlıklar. Dönem varlıkları 350, 380, 391. Biraz geçmiş de bence kötü durmuyor arkadaşlar. Temettü verdiği için yabancı bunda. Temettü vermese kimse gelmez. Evet, bu sene ARDZ temettü verecekmiş. Aşkım, balım, çiçeğim. Büyük ihtimal dolar bazlı grafikte göreceğiz. Biraz sonra açtığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yataş şurada takozu kırdı. Hedefi 74 demiş miyiz? Demişiz. 74'ü kırarsa 1.10. Oo. Bu dolar bazlıdakine bakın siz. Şu an baktığıma bakmayın. Bu arada aşırı bir fiyatlanma var haftalıkta. Hedef 15.40, alttaki stop 10 lirada. Ama sen ona bakma. Sen gel buna bak. Evet. Yuh. Ya şu grafiği ben çizdim. Yemin ediyorum, bak grafiği ben çizdim. Takozu kırarsa her zaman ne derim? Hisse güçlenir. Her zaman derim de 1.60'da stopu var. Allah cezasını vermesin. 1.86 hedef var. Kırarsa 2.24'ü gidecek. Bunu ben listeye koydum mu koymadım mı hatırlamıyorum. Ülker bir aydır aynı. Her gün gitmesini beklemeyelim ama. Evet, geri kalan hisseleri yazmıyorum bundan sonrasını. Çünkü daha arkadaşlar 1 saat 16 dakikada da 3'te 1'ini anca bitirebildim. Ona geri kalanları yazmıyorum ki zaten bitmeyecek. Hani bugün biraz temel girelim diye şey yaptım. Onları bitirmemizin imkanı yok. Oh, 3-5 tane hisse yazmayın arkadaşlar. Bakalım, bir hisse 10 dakika sürüyor zaten. Satışlar normal. Bu da kar etmiyor. Burada baktığın zaman %8 filan kar var. Burada zarar var. Satıyor ama boşa satıyor. Borçluluk çok fazla. %50'yi tamamını geçmiş. Şu an kar da etmiyor. Öz kaynaklar da çok azalmış. Borçluluk çok fazla. İşletme sermayesi tamam düşük ama çok fazla borcu varmış. Onu da görmüş olduk. Bossa. Boş bir şirket mi acaba? Ya da boş bir şirket değildir umarım. Ah dilim. 2 liralık, 3 liralık şirkete 13 lira öder miyim? Halka açıklık %12. 3 kat sermaye arttırmış. %10'da zarar var. 4PD'ye öder miyim? Şuraya güzel bir kar etseydim belki öderdim. Alım satım gerçekten çok güçlü toplaması var. Çok güçlü. Evet, aylık grafikte de güçlü. Steemit'i satıyor. Aşağıda Philip filan topluyor. Bakalım kimin yerine neymiş bu Bossa. Şirketin borcu çok. Bossa. Oo, simetrik üçgen yapmış, kırmış. Hayırlı olsun. Kırdığı yerden de geri dönmemiş. Helal olsun. Bakın, mis gibi simetrik. Alt bant. Aynısı burada. Kırdığı zaman gidiyor zaten. Güzel hareket. Geçmişine bir bakalım. Helal olsun. Hiç bir kere şu hareket yapmış. Taban taban çaktıktan sonra yukarı doğru gitmiş. Bolsa. Şunu bir uzatayım. Heh. Uzatayım da öyle. Yukarıda 95, 1.95 hedefi var. Kırarsa 2.30'lara doğru gidiyor. Aşağıda da 1.67 stopu var. Allah, burada da kırmış, orada da kırmış. Yani burada 70'leri falan kırıp takozun içine geri dönerse geri çıktığında alınabilir. Ama yukarıda hedef değişmiyor. 95'i kırarsa 2.37'ye gider. Aynı hareketin değişiğini burada yapmış. Simetrik üçgen.
O büyük üçlerini görmüştünüz ya, aynı hareket burada da var. Normal bir şirket. Güler Yatırım Holding baktım arkadaşlar. Güler Yatırım Holding baktığımı da biliyorum. Katılı yayınından sorduysanız bakmam mümkün değil tabii ki. Evet, bakalım kaç kişi izliyor bizi. Bugün yayına haber vermedik. Yönetim katı yayını var diye. Evet, 311 kişi izliyor. 190 beğenimiz var. Yine iyi. 120 beğeni eksik olsak da iyi. Bir hisse sordum. İhlas GM, DNG vakit olursa bakacağım. Bir hisse, tek hisseye bakmıyorum. Binlerce insan hisse soruyor. Ayrıyeten dün sorduğun hisselerin tamamına da baktım diye hatırlıyorum. Doğru mudur? DNG yazdım. Bak, seninle ilgili hisse var mı? Dinacor Gold varmış. Altın hissesi varmış bu arada. Seni görünce aklıma geldi. Şuna da bakalım hadi. Madem yazdınız. Bunu soran arkadaşı inşallah dün sormamıştır. Dün sormuşsa, cevabını almışsa hakkımı helal etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Aşağıdan dönüşünü yapmış. Yukarıda hedef 14.07 ve takozun üst bandı 17'ler olabilir. Pozitiflik var hissede. Hem de haftalıkta pozitiflik var. Gören gözler için güzel. Güzel güzel. Aşağı düşüş, yukarı çıkış. Şurada zaten onaysızlık başlamış. Stop 11.40. Buna baktım ya. Çok iyi hatırlıyorum. Baktım ama listeye almamışım. Aynı pozitif uyumsuzluk var. Bakın. Aşağı düşüş, yukarı çıkış var. Yani stop 1.53. Yukarıdaki ilk hedef 82'yi kırması. Kırarsa 2.57'ye gider. Güler'i temeli şeyden daha güzel diyordum. Bazı arkadaşlar RT Up yeni fabrika açacakmış filan diyorlardı. Ben de dedim ki aşı bulundu mu hisseyi patlatırlar dediğimi hatırlayan var mı? Ne yapacak? Kime test kiti satacak aşı bulunursa? 3.60 PD 3 liralık hisseyi 12 liraya veriyorlar. Güler'de tek sıkıntı %99 halka açık olması. Tabii %99.7'sini halka aç. Hocam benim vazgeçilmezimdi. Sermaye arttırma hakikaten var. Karlılık da var. Halka açıklık. Ya ben bu kadar karlı bir şirketi tutup da kapatmam. Bugün satış yemiş. Güçlü toplayanları var mı? Var. Aylıkta da satışta, günlükte de satışta ise bilgin olsun. Bu kadar sattıktan sonra düştü diye yukarı çıkarma ihtimalleri de var. O dönüş onun dönüşü olabilir. Güler Yatırım Holding. GL R. Satışların arttığını biliyoruz. Net karı güzel. %30 küsür karı var. Hiç fena değil. Buraya baktığın zaman %10. Normalde şirketin kasasının para olması lazım. Duran varlıkları bu finansal borçlar karşılamıyor. Dönem varlıkları kuvvetli. Son dönem karları güzel. Karşılamıyor dediğim bu işte. Sıfır borcun üzerinde duran varlıklar, finansal borçlar. Duran varlıklar 100, finansal borçlar 105. Duran varlıklar 56. Dönem varlıklar karşılasa da duran varlıklar karşılamıyor. Yani çoğu şu an nakitte, %99'da halka açık. Acık sıkıntı olabilir. Hocam toparlanmışsın maşallah. Barış, ne ölmem bekliyordun, ne yapıyordun? 4 kişi kaldık katılımcı diyor. Birisi sordum İhlas Kahve. 4 kişi kaldınız katılımcı. Valla ne yapayım arkadaşlar? Katılımcı 4 kişi mi kaldınız bilmiyorum. Ben bakabildiğim kadarına bakıyorum. Kaç kişi kaldığının benim için bir şeyi yok.
sayının bir önemi yok. Sıradan gidiyorum. Önüme bir kağıt aldım. Yetişirse bakacağız. Yetişmezse kalacak. İzleyen kendi faydalanır. İzlerken bile para kazanabilirsin. Ne diyorum? Acık beyni çalışan bir adam izlerken bile para kazanır. Bir iki cümleden bir şey kapar. Şekerbank 1.24P'de 1.16'lık hisseyi 1.14'ü 1.44'e veriyorlar. Sermaye artırımı var. Tek sıkıntı ne? Kârlık. Kâr etse bu şirketi bu fiyata zaten alamazsın. Toplayanı var mı? City manyak gibi toplamış. 11 milyon not. Son dönemdeki iyi toplamalar. Aylık grafikte 700 milyon not fazlalık var. İşleme konulmayan paylar mı ne var tam bilmiyorum. Aylık grafikte biraz satışlı görünüyor bana göre. Ama günlükte çok deli bir alım var. Tahta hiç kalkmamış. Şekerbank. Faiz gelirleri arttı. Faiz giderleri 1.2 net ücret komisyon. Çok değişmemiş. Net faaliyet karı zararı. Güzel. Net dönem karı ilk defa bir 80 milyon kar. Öncesinde bir 277 zarar yazmış. Sıkıntı yok. Finansal varlıkları arttırdı. Kredileri arttırdı. Mevduatları arttırdı. Beklenen zarar karşılıkları kötü değil. Öz kaynaklar aynı duruyor. Kredilerini arttırmış. Öz kaynağı kuvvetli. Kötü mü? Değil. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Maşallah. Evet. Şekerbank. Şekerbank yukarıda 1.62 hedef koymuşuz. Değilmiş geride. 62'yi kırarsa ilk hedef 88. Alttaki stop yeri neresi dersen vallahi en fazla 1.38'e kadar beklerim. Sonrası bende yok. Kırar geri dönerse alırım. Çünkü alt bantta Şekerbank. Yani yıldırmayı bitirdi artık. Yani akıllı olacaksın bu saatten sonra. İstersen 1.41'de stop koyarsın. 1.40'da stop koyarsın. Ya da 1.36'da. Hangisini kırar geri dönerse hedef belli. 1.62. Eğer 1.62'nin üzerine atarsa bu kardeşi uzatacaksın. İlk hedefin 1.88'e geliyor. Takoz kırmaya gidiyorsun. Hadi hayırlı tıraşlar. Evet, yukarıda hedef neresi? Bunu aşağı indirdik. Hedef sağa çektikçe o da aşağı iniyor. Yani 0.20'ler ilk hedef, aşağıda stop da yukarı gitti. 0.18'lerde ilk stop noktası. Ortalamalıyı kırarsa stop olurum. Takozu değer, üstüne çıkarsa hedef neresi? Tabii ki 22 bandı. Fiyat çok ucuz olduğu için size çok yakınmış gibi görünüyor. Yani buradan aldığın ilk hedef %5, ikinci hedef %16 şeklinde gidiyor. Haberiniz olsun. Şekerbank. 70 kullanıcı beğeni atmayı unutmuş. Canı sağ olsun. Hocam hakkınızı helal edin. Göksel savaşa mı? Yok hocam aşk olsun. Siz iyiseniz biz de iyiyiz. Hayırlı olsun. Şükriye senin bir tane hisseni yazdım zaten. Kup girişime bakmam mümkün değil. Çünkü o kadar vakit geçti ki artık iş GYO için söylediğim şey aynen geçerli. Grafikte de söyledim. Takozu kırarsa devam et ki sonra üzülürsün. Hiç değişmez. Takozu kırdın mı siz hisse düşer diye bakıyorsunuz. Bir fırsat olarak bakıyoruz. Hissenin grafiğini göremiyorum sadece. Grafiğinden görebildiğim kadar bakayım hangi hisse olduğuna. İş GYO. Neredesin ya? 2 Kasım mıydı? Görebilirsem 2 Kasım listesini. Ben niye Kasım diyorum da bu haftaya bakıyorum. Evet. İş GYO. Dolar bazlı grafik. Takoz alt band desteğinde. 0.22 destek. 6 stop.
Dönüşünde alınabilir. Hedef 0.24, 26 ve takoz bandı. Altta 22 altına stop geri dönerse al demişim. Yukarıda da hedef takoz bandı. Ya bu hisse için söyleyeceğim bir şey yok. Zaten söyleyeceğim niye bir şey yok. Altta demişim ki şurada 22'yi kırarsa stop, D giderse geri al. Şöyle göstereyim. Bak 22 değer geri dönerse kesinlikle al. Hedef neresi? Takoz bandı demişim. Arada 26'ları falan göstermiyorum. Takoz bandı. Takozu kırarsa ne yapar? Yukarı doğru gider. Haftalık kapanışı 31'in altında verirse, bakın burada bir yıldırma yapmış ama haftalık kapanışı altında vermemiş. İlk hedef neresi? Akdeniz. 34. İkinci hedef neresi? Karadeniz. 39. Söyleyecek bir şey var mı? Hissede uyumsuzluk var günlükte. Haftalıkta bir şey var mı? Yok. İş GEO. İş BİM mi? İş GEO mu diye sormuştu bir arkadaş. Ben de cevabını grafikle vermiştim. Hatırlayan için. Of, satış o güzel gürültkar. Buradaki sıkıntılı kısım burası. 9 400 milyonluk satışta 9 milyon nasıl zarar ediyorsun ya? Nasıl bir işletme giderim var acaba? Baktığım zaman finansal borç 1 milyar, duran varlık 4 milyar. Net borç 900. Ya şurayı bir artık kâra geç. Öz sermayesi gerçekten kuvvetli. Sıkıntılı kısım borçluluk, borcu da var. Diyeceksin la bu kadar borcu var sen bunu listeye niye aldın? Çok basit. İşgeye o. Bakalım. 4 liralık hisseyi 2 liraya. 4 liralık hisseyi 2 liradan 2 liraya veriyorlardı o zaman. Şimdi 2,40. Sermaye arttırımı 900 milyondan 3 milyara çıkmış. 9 milyon zarar. 4 milyarlık bir hissede 9 milyon zararı ben çok görmediğim için. Yani 4 milyarda 900 bin, 400 milyonda 900 bin lira. 40 milyonda baktığın zaman 90 bin lira çok büyük bir para değil ya. Toplaması var mı demeyeceğim. En fazla satan 5 satmış, en fazla toplayan A1 Kapital 8 milyon toplamış. Ne demek istediğimi anladınız. Allah hisse daha gidecek gibi de duruyor maalesef. Diyeceksin ki yukarıda 16 milyon satış var ama buradaki alışlar güçlü. 16'nın altına 7 ve 5 var. Burada 9 ve 8 olarak gitmiş. Çok güçlü alımlar var mı? Var arkadaşlar. City, Doge hepsi burada. Hepsi burada. Çok güzel. Bir miktar borcu var mı? Var. Yalan da yok. Borcu da var. Evet. Şekerbank formasyonunu yeni bitirdi gibi Göksel. Evet biliyorum Şükrü'ye CRDFA sormuştun. Hatta geçen de sordun CRDFA. Haftada bir hisseye bakıyoruz dedik ya. Burada da sen sormuştun. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta katıl yayınında da bakmıştık. Onu da hatırlıyorum Şükrü'ye. O yüzden diyorum ya. Taze dırıt bakar mısın? Bakmam. Hup girişim. Sana hup girişim bakıyorum CDRFA yerine. Ama vakti gelirse. Evet. DGGYO. Bakmadıysam atıyorum sizin için. DGGYO. Bakmadık mı? Bakmadık. Deniz Gayrimenkul. Bunu bir ara listeye koydum değil mi ben? DGGYO. Doğuş Gayrimenkul. Maşallah hiçbir şey de yapmamış. Koydum mu hatırlıyor muyum? Koyduk galiba. Bunu listeye koyduk mu arkadaşlar? DGGYO. Bakalım neymişsin? Satışlar aynı. Kar düşmüş. 100 milyonluk satışta. Çok kâr eden bir şirket değil. Evet, borcum da maşallah. Maşallah. Öz sermayesi biraz az. Borçluluğu maşallah. Maşallah. Maşallah dediğim tamamen uydu. Bakalım nereden kurtarıyor bu arkadaş. DGGYO.
4. 2 liralık hisseye 8 lira öder miyim? Şu an ödemem gibi duruyor. Zarar çok fazla. Son açıkladığı zarar hakikaten fazlaymış. Aşağıda birkaç günlük toplaması var. 7 gün, 7 gün, 6 gün, 500 üzeri toplamaları var. Satış bir tık önde ama ahım şahım bir hali yok. Aylık grafikte de hiçbir şey yok. Aşağıda 7.38 stopu var. Yukarıda da 10 lirayı aşarsa ilk hedef 14 lira olacak gibi bir hali var. Hisse döner mi diyorsun? Bakalım haftalık grafikte döneceğini dönmüş. Şurada baktığım zaman takoz aşağı yarılmış. Bak genel grafiğe baktığım zaman iki kere zorlamış. Şöyle bir bak takoz bandı. Şurada yarılmış. İki kere değmiş kıramamış. Valla kıramadıysa ben oralı olmam. Aşağıda 1.05 stopu var. Yukarıda ilk hedef 1.24 ve takoz bandı. Yukarı doğru çıkma ihtimali var. Ama hissenin bir fiyat biraz pahalı gibi sanki ya. Sevdim mi? Acık. Çok fazla değil. Evet. Canlar söylediğinizi yazıyorum. Hepsine bakmama ihtimal yok. Yani. Benim isteme niye bak bu ne ya? Satış desen yok. Geç. Normalde bu hisseye çok kötü konuşurum. Ama demek ki duran varlıklar, dönen varlıklar hissenin borcu morcu yok, iş yapmıyor. Hakikaten yok yani borçluluk yok. Tek de ona cari, ona karlılık da yok. Hakikaten hiçbir iş yapmıyormuş hisse. Bomboş durdum. Borcu da yok. Öyle duruyor. Neymiş bu? Yeşil. İki PD. 36'lık hisseye 80 lira öder miyim? 30 kat sermaye arttırımı 1 milyon. Hiçbir şey yok hissede ya. Vallahi arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor. Aylıkta biraz bölüm toplaması fazla. Günlükte de bana göre satışı biraz fazla. Burada ne %10'un üzerinde toplayan var. Normalde ben bu tahtaya dışarıdan baksam tam operasyon tahtası derim. Hiçbir işlemin yapılmadığı, millet yıldıran bir tahtaysa genelde olan o oluyor zaten. Bakalım neymiş yeşil. Yeşil Yatırım Holding. Söyleyecek bir şey yok. Adam operasyon tahtası olabilir dedik de ben bu kadarını beklemiyordum. İşin kötüsü fiyat pahalı mı diyeceğim? Değil. Öyle bir yere oturmuş ki ise bunun fibosunu attığın zaman ne görüyorsun? 83'ü geçerse 113'e gider. Aşağıda stop yeri söyleyemiyorum artık. Ortalamayı çok aşmış. Bana biri bunda stop al dese 72'nin altında stopu koyarım. Ama yukarıda 84'ü geçtiği an ilk hedef bir daha da okunalım. Evet, ilk hedefi 113 lira. Bunun haftalık da uyumsuzluğu var mı? Var. Biraz fazla çıkmış. Hay babana rahmet. Şurada takozu kırmış. Biz buna bayağıdır bakmamışız. Hisse mancınık yapıyor. Dikkatli ol. Şu bir çakış ibaresi olabilir. 9.45 altında stop var. Hedef 14. Aşağıya kırarsa ben kaçarım haberin olsun. Hiç tartışmasız 9.45 altı stopu var. Diyeceksin ki nasıl? Vallahi yukarı gidecekmiş gibi duruyor hala. Vallahi hala gidecekmiş gibi duruyor. Bıraksan gidecek. Hup BC, hup girişim. Bakalım hup BC'de ne var? Yılların hissesi. Hadi canım. Mis. Hareketi çok güzel. Ama hareketinden önce ben bir ne yaptığına bakayım. Hup BC. Sever miyim? Sevmem. Satış deseniz 88 bin lira. Ayda. Abi aylık satış desen
29 bin liralık bir satış yapıyor. Kasada 225 lira zarar var. 225 lira, yani günde 7 lira, 7,5 lira koysak. Yani biz de yaparız şu parayı. Hatta pardon, 7,5 lira, 2,5 lira yeter. 3 aylık bilançodan olduğu için. Dönem varlıklar 5 milyon, durağan varlıklar 52 milyon. Finansal borç 190 bin, net borç eksi. Hakikaten de borcu yokmuş adamın. Hakikaten. Hiçbir işlem yapmıyor ama hiç borcu yok. Yani hiçbir karlılık yok. Borç desen hiç yok. Fiyatına bir bakalım. Borsanın garip garip işleri. İş yapan firma arıyorsun. Borçsuz olsun diyorsun. Borcu olan firmalar da Şükriye. PD 1,90'lık hisseye 17 lira öder miyim? Sermaye arttırımı 2 kat bile değil. Şu an hisse zararda. Niye 17 katını ödüyorum onu da anlamıyorum. Hissenin grafiği hakikaten grafikmiş yani. Söyleyecek hiçbir şey bırakmamış. Adam 10 numara grafik yapmış. Benim için grafiğin bittiği yer neresidir? Sözün bittiği yer burası. 16.90'ın altına düştüğü zaman 94'ün ben stopu çakarım. Haftalık kapanışı altında yaptığı zaman yukarıda ilk hedef neresi dersen şunu bir yukarı alalım. İlk hedef 19.90, 20.19 bandı. Onu kırarsa 24-28 diye gidiyor. Vallahi ya normalde bayrak yapıyor diyeceğim. Ne desem yalan olacak. Gözüme görünen bayrak yapıyor. Şurada da yukarıya doğru kırmış. Stop yapacak olsam ilk kaçış 2.29 günlükte. Yukarıdaki hedefine 2.63 kırarsa 3.21'e doğru gidecek. Hisse için bir şey söyleyemem. İş yapmıyor, borcu da yok. PD değerine baktığım zaman biraz açıkçası pahalı gibi geldi bana. Hakikaten pahalı gibi geldi bir miktar. Evet. MIP bir kol listeye girmez mi? Bugün girmez. Arkadaş ya Murat bugün sokamayız. O kadar çok hisse baktım ki artık bak hiç aralıksız vermedim. Oyak başka zaman bakarız. MIP'le bir koda çok bir şey fark etmez ya. Oyakçı'ya bakalım mı? Al ve bekle hissesi biraz yıldırdı diyorsunuz ama temelini zaten biliyoruz. Onları artık biraz geçeyim. Teknikten grafiğe doğru gideyim. Oyakçı bir miktar kırılım yapmış. Takozu aşağı kırmış. Tekrar dönüş vermiş. Stop yeri neresi dersen 7.60'ın altında kaçarım stopu. Ha, pardon haftalık grafikteymişiz. 7.96 altı stopu var. Yukarıda hedef 9 lira. Her şeyden önce bunu büyük ihtimal dolar bazlı grafikte görürüz. Şöyle bir iş takozu var. İndirirlerse bunu 7.17'ye kadar indirir. Oradan tepki verdirirler. Yukarıda hedef kesinlikle 9 lira. Orayı kırarsa 10.23 hedefine doğru gider. Evet. Az önce söylediğimin ben dolar bazlı mı giderim? Her zaman dolar bazlı giderim. Bazı hisselerde stop yapacaksan 98 yukarıda hedef neresi dersen takozun üst bandı. 1.62 1.73 bandı. Haftalıkta stop yeri arasam bak takozu kırdım mı stop olurum. 97'den 90'lardan filan geri dönerse alırım. Dönmezse aşk yaşamaya devam. Evet, bunun temelini biliyoruz. Bir tane Royal sorulmuş. Baktığıma değer mi? Bence değmez. Ama yine de bakacağız. Royal halı olan şey mi? Şu Oyhan şurayı bir göreyim. 4PE'de 1.72 hisseyi 8 liraya veriyorlar. Sermaye arttırımı var. Karlılık bir miktar var. Şu an 4.50 PE'de eder mi etmez mi? Etmez. Ama birleşmeden dolayı yukarı çekebilirler. Günlükte alış çok kuvvetli gelmiş.
Aylık'ta da satış kuvvetli. 3 milyon not yapıştırmış. Doçe. Aşağıda kim almış? City 800'de kalmış. Kötü mü? Değil. Temel iyi, grafikte iyi gibi. Vaktimiz olursa bakarız diyeceğim. Bugün bakamayız Tatkı'da. Evet. Söylediklerinizi sıralı bir şekilde yazdık. Bundan sonra bunlar 29P'de 13 kuruşluk hisseyi 3 liraya, 1 liralık hisseyi 30 liraya. Sermaye arttırımı harika. 60 milyondan 8 milyona düşmüş. Sermayenin %85'i gitmiş. 3 milyonda zarar var. 7 milyonluk şirket 3 milyon zarar etmiş. Ya komşun, bence onunla komşuluk yapma kim sorduysa. Yani şu hisseyi alan biriyle ben komşuluk yapmam. Hani diyorlar ya, külüne muhtaç. Külümü de vermem şunu alan adama. İnşallah tahta kapanır diyesi geliyor insanın. Royal. Satış düşmüş. Brütkar düşmüş. Ya 160 milyonluk satışta 30 milyon brüt kârı var. Net kârı 3 milyon zarar. Hissenin borcu dağları aşmış. Bir, öz kaynağı bir kalmış. Kısa vadeli yükümlülük %53. Yok öyle, ben paramara vermem ya. Allah bilir, noktalı bir şirket olabilir bu. Bu bildiğin Cemil. Oh, içim rahatladı. Böyle aşağı çakmışlar ya, nasıl rahatladım. Oh, buna ben bakmışım zaten. Şirketin uyumsuzluğunu da muhakkak söylemişimdir. Şuraya baktığın zaman düz bir çizgi. Buradan yukarı atmasına zaten izin vermezdi. Bu bildiğin Cemil hissesi. Sevdim. Böyle hisseler olması lazım ki hani diğer hisselerin kıymeti bilinmesi lazım. Baktığım zaman ne görüyorum? Yukarıda Fibo'yu kırmış. Altta 62 hedef var. Yukarıda 4.31, 4.48 bandını yaşarsa 5.57, orayı kırarsa 6.90. Hissenin içi bana göre boş. Dolu diyen varsa çıksın karşıma, desin ki hisse dolu. Nasıl dolu? Bir de ben göreyim. Dolar bazlı grafikte çizilen çizilmiş. Vallahi bebeğim, yukarıda dolar bazlı 66. Aşağıda ben 46'da kaçarım. Yukarıda 55'i geçersen yine 66. Ha, tutup alır mıyım? Yorum yapmayacağım. Sonra şikayet geliyor ya. Vallahi yorum yapmayacağım. Gürol güzel. Royal kayyumda. Ya inşallah tahta kapanır. Komşun da batar. Yani başka bir şey diyemiyorum. Komşu batarsa bir de borç ister. Ben komşuluk yapmam. Yani benim şu tahtayı alan komşum olsun. Çinger çıkartırım. Ne bileyim, kapısının önüne pislik bırakırım. Yani komşuluğu bozmak için her şeyi yaparım. Her şeyi yaparım. Açıkça söylüyorum. Kaynayıp gitmedi kardeşim. Sırayla bakıyorum Eren. Normalde bir katıl yayınında yan tarafa kimse bakmaz. Yayıncı böyle kendi kafasına göre takılır. Yani yan taraftakileri sallamaz. Tek tek sıralı yazıyorum arkadaşlar. Sabredin. 3.21, 2 liralık hisse 7 lira. Sermaye arttırımı var, karlılık var. 3B'de hak ediyor mu? Tartışılır. O kadar da fazla değil. Alım satıma baktım, 229-260. Alım satımda çok büyük bir şey görmedim. Evet, %116 alışlar var globalde. Bir tek o dikkatimi çekti. Aylık grafikte sanki satış biraz kuvvetli gibi. Çok ahım büyük bir hareket yok. Cusanda. Temelini bir görelim. Bence PD o kadar eder mi? Tartışılır. Geleceğe yönelik bir haberi yoksa. Cusanoğlu. Satış artmış. Brütkar artmış. Sıkıntı ne? Esas faaliyet. 2, 7, 14, 6. Toplasan %6 kâr eden bir şirket. Çok fazla karlılığı yok. Ha, borcu da yok.
Çok fazla. Onu da söyleyeyim. Çok fazla %50'yi geçmiş ama şuradaki varlıklar koruyor. Dönem varlıklar koruyor. Sermayesi normal. Aşırı kârlanan bir şirket kesinlikle değil. Buna da geçen baktım. Hala aynısını söylüyorum. Temeline baktığım zaman da çok büyük bir şey görmüyorum bu şirkette. Ne iş yaptığını bile bilmiyorum da. Grafik olarak güzel çıkmış. Haftalık bir uyumsuzluğu var mı? Var. Bir miktar var. Düzeltme yaparsa kaçılır. Yukarıda ben buna niye bu hedefi koymuşum onu hatırlamıyorum. Ha, Fibonacci buradaymış, pardon. Hedefi niye koymuşum diyorum. Fibonacci buradaymış bak. Evet, değmiş ve geri dönmüş. 8.09. Şunu şöyle yapayım. 0. Ama çizemedim ya. Neyse 8.09'a değer geri dönerse stop olurum. Yukarıda orayı geçerse 10.50 hedefi var. Zaten çizilmiş. Aşağıda stop yeri neresi dersen bunu yukarı uzatırım. 20 günlük ortalama 7.16'yı kırarsa hadi bana eyvallah. Takoz olarak üst banda kadar gelmiş ve geri dönmüş. Stop noktası zaten 0.96 çizmişiz. Üst bandı kırmış. Aşağıda 1.90, 0.92 veya 86 stopu var. Hangisinden kaçarsan. Yukarıda 1.03 takozunu kırarsa seni 1.14 ve 1.38 hedefi bekliyor. İyi bir hisse mi? Eren bakıyorum, bakıyorum. Hocam CRDFA olduğu yerde duruyor. Şükrü olduğu yerde duruyorsa zaten iki kere bakmışız bu hafta. Hiçbir şey değişmiyor. Bedelli ya da bedelsiz çıkar mı? Bilmiyorum. Hisseye baktım. Hiçbir şey ben değişen hiçbir şey görmüyorum. Bollinger bandı daralıyor. Hayatımda Bollinger bandı ile iş yapmadım. Hocam sana hediye göndereceğim. Bu kadar emeklerim var. Nasıl gönderirim? Telefon istesem yanlış anlamazsın. Anlamam da hediyeye gerek yok. Yani hayalimdeki hediye değilse bir Lamborghini falan yollamayacaksan yoksa şakası bir yana sağ olasın. İt geliyor. Evet, it geliyor. Seviyorum ya. İsmini söylemek bile güzel. İt geliyor. Hocam Pekke'ye kap haberini yorumlar mısınız? Şu an değil. İTGEO'da bir yer çizmiş miyim bilmiyorum. Onu da yanlış çizmişim ha söyleyeyim. Evet 8.32 demişim. Düzeltmeyi yapmamışımdır. 8.32 bandı Fibonacci. Değer geri dönerse stop kesinlikle demişimdir. İTGEO bakarken söyleyişi bile güzel. İTGEO. Şöyle baktığın zaman yukarı çıkıyor. Burada da diyor ki ben bu çıkışı onaylamıyorum. 8.32'ye değer geri dönerse stop yapmazsın. Aynısı. Yani aynı şeyin farklı bir versiyonu. Aşağıda stop 6.34'te duruyor. Yukarıda 32 bandını kırarsa ilk destek 9.66 sonra 10.80. Büyük ihtimal 9.66'dan sonra yukarı verir. Çünkü artık sarkıtmasını yapmıştır. Orada millete malı sattırmıştır. Ondan sonra rahat rahat gider. İt geliyor. Bayılıyorum ismine. Yemin ederim. Söyledikçe söylesi geliyor insanın. Bakalım neyi varmış. İt geliyor. İt geliyor'un dolar bazlı grafikte bir şey demiş miyiz? Kesin demişizdir. Ben oraya o hiç, iki çizgiyi boşuna atmamışımdır diye düşünüyorum. Önceki yayınlardan da bakarız. Değmiş. Üst banda doğru gitmesi gerekirken kırmış mı? Valla kırmamış. Şurada bir çizgi var. 1.03 çizgisi. Valla yukarı 97 bandını kırarsa benim hedefim 1.29. Orayı kırarsa 39 bandı. Haftalıkta kesinlikle dönüş yapmış. Bu kadar. İt geliyor. Baksana şurada çizmişiz. Şu çıkış biraz fazla diye. Valla gitmiş ve geri dönmüş kardeşim. İlk kırman gereken yer 1.04, sonra 1.29 ve 1.39 bandı var. Aşağı doğru, yukarı doğru fazla çıkmış. İtgeye o. Evet. Vallahi canlar siz de görüyorsunuz. Şurada analiz yaptım.
3 tahtadan ikisi boş. Hakikaten boş. Hani burada izliyorsunuz ya, çoğu sorduğunuz tahtaların içi bomboş. Satışlar 12 milyon. 12 milyonda 6 milyon kâr mı ettin? İt geyo. Güzel. Sıfır satışta 900 bin lira. İşletme maliyeti düşük demek ki. Dönem varlıklarını arttırmış. Duran varlıklar aynı. Finansal borçlar duran varlıkları karşılamıyor ama genel anlamda karşılıyor. Öz sermayesi kuvvetli. Karlılıkta sıkıntı yok. Yıllık kâr marjı kötü. Tek bilançodan kâr edince böyle oluyor. Bir kere kâr görmüş. 2 yılda. İTGEO bir kere kâr görmüş 2 yılda. Yani söyleyecek fazla bir şey var mı arkadaşlar? İTGEO. Bir bakalım İTGEO'ya. 9, 16. 5B'de 1, 8, 10 milyon, 13 milyon. Sadece kardan kurtarıyor. Ben bu hisseye normalde 5P'de vermem. Hakikaten vermem. Çok büyük bir şey var mı dersen. Evet, alım bugün alım kuvvetli miymiş? Hissede bir gariplik var ya. Fark 9000 not. 70, 70, 70, 100. Valla sanki bugün bana alım kuvvetli gibi geldi. Hisse çok aşağı düşmüş. Hisse aylıkta dağılımda, günlükte dağılımda niye bu kadar fazla düştüğünü ben de bilmiyorum. Ya düşürmek kolay mı? Kolay. 6 milyonluk şirket. 6 kere 7, 42. 4 milyonla, 4 milyonun %10, 400 binde, 400 bin lira tavan attırabileceğim bir şirket bu. Hani İTGEO budur arkadaşlar. İTGEO. Evet. Oh. Evet. İTGEO baktım. Saat kaç oldu? 309 kişi izliyor. 1 saat 57 dakikayı yaptım. Artık yavaştan ben de Armada'ya daha 4 hisse daha var Göksel. Onlara da yarın bakalım. Liste duruyor zaten. İhlas filan kaldı. Ersu İhlas. Çin Bankası Tibor Armada kaldı. Gerisine de yarın bakalım. Zaten yarın olmadı. Tekrar bir yönetim yaparız. Şu sorunu bir çözelim. İlk önce benim acil kaçmam lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bugün yayını açmadım. Çünkü sözüm vardı. Yarın öteki hisselere de bakmaya çalışacağım. Yetişebilirsem. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Şu sorunun da çözümü konusunda Vedat Mustafa burada zaten. Onlara bir bakalım. Vedat, o ne resmi onu görmüyor. Ha, araba resmi. Evet. Bir bakacağız arkadaşlar. Onlara da bir bakacağız. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşça kalın. İyi akşamlar.